İyi günler diliyorum. Yeni bir derste birlikteyiz. Bugün sizlere Sig Bar ve Progress Bar anlatacağım. Projem hazır. Ben hemen bir tane XML dosyası oluşturdum. Root elementi olarak da linear layout verdim. Evet, main aktivitede de gittim. Layout Sig Bar Progress Bar olarak bu XML dosyamı tanımladım. Evet, şimdi hemen XML tarafından, design kısmından da yapabilirim. Direkt de yapabilirim. Hemen doğrudan yapayım şuradan. Her şey küçüktür işareti. Sig bar, match parent yapacağım. Wrap content yapacağım. ID vereyim buna. ID'sini de sig bar yaptım. Bir de progress bar tanımlıyorum. Bunun üzerine bir progress bar koydum. Ona da match parent ve wrap content yapıyorum. Ona da bir ID vereceğim. ID'sine de progress bar dedim. Bir de text if tanımlıyorum. Bunun text'ini başlangıç olarak text size 30 dpi olsun. 30 sp olsun. Text olarak da %0 yazdım. Burada progress barı da bunun yüzdesini göstereceğim. Evet, bu kısmı şurada size bir göstereyim. Burada gördüğünüz gibi üçü de oluştu. Şimdi linear layout'umun gravitesiyle oynayayım. Gravity center olsun. Bunları bir ortaya hepsini alsın. Progress barımı horizontal yapacağım. Bu dönen bardan değil. Style tanımlayacağım onun için. Böyle horizontal diyeyim o gelsin. Evet geldi. Onu da tanımladım. Evet. Sig barım da tamam. Bir de bir boşluk vereyim. Şunun ikisi birbirine yapışmasın. Padding tab vereyim. Padding tab ve 50 dpi de padding tab verdim. Evet, şimdi bu kadar, buraya kadar olan kısmını çalıştırayım. Bir görelim ne durumda olduğunu. Evet, gördüğünüz gibi geldi. Bakın şuradan bunu ittirebiliyorum, çektirebiliyorum. Progress benim de böyle bir çizgi halinde duruyor. Değeri sıfır. Değer attıkça burada göstereceğim onu. Bunlara yine progress bara mesela padding verebilirim. Şu kenarlara yapışmasın diye. 20 dpi her tarafından bir padding olsun. Program tarafına gidiyorum. Program tarafında tanımlarımı yapacağım. Bunun ikisini program içerisinden kullanacağım. Zamanınızı almamak için bu kısmı hızlandırdım. Bir text tanımladım. Tvif, progress barı tanımladım. Ve ikincisini sileyim. P bar ve bir sig bar tanımladım. Ona da s bar dedim. Şimdi bunların text by id'lerini de tanımlayayım. Buraya geldim. Text ve id vermemişim. Ona da hemen text olarak bir id vereceğim. Text 2 dedim. Evet, bu tanımlarımı da yaptım. Şimdi Sig bar'la ilgili bir click listener yapacağım. S bar nokta. Bakın geldi. Set on Sig bar change listener. Set on check Sig bar change listener. Bunu tıkladım. Bunu tıkladıktan sonra new diyorum. Sig bar evet şu geldi. 3 tane bakın bana metodu açtı. Ben üstteki metodu kullanacağım ama diğerlerinde ne olduğunu göstereceğim size. Bu metotta bakın bir progress var. Bu ilerlemeyi gösteriyor bana. Bunu kullanacağım burada. Bu ilerlemeyi de progress barın üzerinde göstereceğim. P bar nokta set progress progress. Bu progress'i oraya set et. Sonra gel bir de text ve set et onu. Text nokta set text. Orada da şöyle bir yüzde de yanına da yüzde olarak o ifadeyi koy progress'i. Evet ona da progress'i de yüzde olarak koydum. Tamam. Şimdi bunu bir çalıştırayım size göstereyim. Bakın. Biliyorsunuz bunu ilerlettikçe progress barı da oradaki progress ile ilerliyor. Yukarıda da text view'de onu gösteriyorum ne olduğunu. Bu şekilde bunun kullanımı var arkadaşlar. Bunlar kendi içerisinde özelleştirilebilir. Özelleştirmeyi bir sonraki derste göstereceğim. Bu kendi içerisinde kademelendirilebilir şu kısım. Burası kendi içerisinde renklendirilebilir. Onlarla da hemen örneklerimizi çeşitlendirelim. Özelleştirmeyi zaten bir sonraki videoda anlatacağım. Progress barın içerisine geldim şu kısımda. Burada progress tint. Progress tinti yeşil yaptım. Yani işlem yapılan kısmı yeşil yap haline getir dedim. Bu tintle zemini veriyorduk biliyorsun. İşlem yapılan zemini, işlem yapıldıktan sonraki zemini. Bir de bunun background'u var. Yani ana hali var. İşlem yapılmadan önceki hali var. Boş kısmı var. Onu da yapayım. Progress background tint. O da gri olsun. Biri gri olsun, diğeri yeşil olsun. Gray olsun. Ve bu renkleri ben daha önceden tanımladım. Green, gray diye. Bakın açıldı. Görüyor musunuz şurayı arkadaşlar? Alt tarafı gri, sonra üst yeşil gidiyor. Bunu ek olarak Sig Bar'la ilgili bir detaylı bir bilgi daha vereceğim size. Bu da Sig Bar'da da bir style tanımlayabilirim. Style. Şöyle bir style tanımlayacağım. Script deyince geldi bakın şu. Aslında şuraya gelip design kısmında iki tane Sig Bar bakın. Discrete diye bir istik var. Bunu atsaydım o dizaynı kendisi otomatik tanımlayacaktı. Şimdi ben o hale getirdim. Bunu bu şekilde tanımladığım zaman burada aralıklar halinde noktalar aralıklara bölecek onu. Bana o şekilde gösterecek.
Bunun için nokta aralıklarını belirlemem lazım. Maksimum 10 birimlik olsun ve 3 işlem de ileriden başlasın mesela. Başlama noktasını da seçebilirim buradan. Progress 5 diyeyim, ortadan başlasın. 5 çarpı 10, 50. birimden başlayacak. Tamamı 100 birim. Run ediyorum. Bakın şimdi ortadan geldi başladı gördüğünüz gibi. Şurayı kademelendirdi görüyorsunuz. Yukarıya 1 1 geliyor görüyor musunuz arkadaşlar? Tabii ben yukarıyı sıfırdan başlatmıştım. Onu sıfır dememem lazımdı. Onu başlangıçta onu display edebilirdim. Oraya progress otomatik olarak. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? 1 1 gitmeye başladı yukarıya. Ona bölündü artık. Her onluk bir dilim haline geldi. Bu işlemle. Baştan başlatabilir miydim? Şöyle yaparsam baştan başlar. Gördüğünüz gibi bu kez baştan başladı. Noktalandırdı. O noktalar üzerinden gittik geldik. Sigbarımız bu hale gelmiş oldu. Son bir nokta daha kaldı. Sayılı kaldırıp eski haline getiriyorum. Şu iki metodu göstereceğimi söylemiştim. Bu metotlar çalıştığında da birer toast mesajı versin. O şekilde göstereyim. Toast mesajı. Text kısmına geldim. Bakın burada start metodu, bir de stop tracking metodu. On start tracking touch, on stop tracking touch. Buna start diyeyim. Şuradakine de stop derim bir sonrakine de. Buna da stop dedim. Şimdi run edip bakalım. Bu programımız çalıştı. Bakın şuna tıklayıp çekeceğim sağa doğru. Tıkladım, altta start yazdı gördünüz mü? Bu tıklamayı tetikliyor o. Yani bu tıklandığında yapılacak. Şimdi tutuyorum şu anda. Mouse'la elimde tutuyorum orayı sürüklerken. Bakın ilerletiyorum. Kademe kademe ilerletiyor. Çünkü şeyi silmemiştim. Style'i kaldırmıştım ama progress kısmını silmemiştim. Bırakacağım şimdi. Bırakınca stop dedi bakın. Yani şu metot tıklamayı, başlamayı tetikliyor. Şu metot bıraktığınızı tetikliyor. Bıraktığınızda bu işlemleri yap. Başladığınızda ve bıraktığınızda bir işlem yaptıracaksanız bu iki metodu kullanmış oluyorsunuz. Evet, bu dersimiz bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki derste progress bar'ın ve sig bar'ın özelleştirmesini göreceğiz. Renklendireceğiz, güzelleştireceğiz, şekil vereceğiz gerekirse, ovalleştireceğiz. O tuttuğumuz tump deniliyor yuvarlağa, sig bar'ın yuvarlağına. Onu özelleştireceğiz, büyüteceğiz, renklendireceğiz. Bir sonraki derste görüşmek üzere diyorum. İyi günler.